Bugün çok kolay bir elma püresi tarifi vereceğim sizlere. Elma püresini niçin kullanabiliriz derseniz, keklerinizde, kurabiyelerinizde, granola yaparken, yulaf ezmesi yaparken, yani her şeyde kullanabilirsiniz aslında. Veganlar için yumurta kullanmak istemiyorsanız çok güzel bir alternatif. Aynı şekilde tereyağı yerine de geçebilecek bir alternatif. Bu şekilde de aslında kaloriyi de düşürmüş oluyorsunuz. Çocuklarınız için de, bebekleriniz için de elma püresi çok kullanılan bir şey biliyorsunuz ki. Hemen başlayalım. Şöyle ben kırmızı elmaların kabuklarını soydum. Böyle küp küp, minik minik doğradım. Bir tane de böyle bir çay bardağı gibi düşünebilirsiniz. Sıcak suyum var. Aslında daha böyle yayvan bir şey kullansanız daha iyi olabilirdi. Ben bulamadım, o yüzden bunu kullanıyorum şu anda. İki tane büyük elmam vardı. Onları koyuyorum. Üstüne de sıcak suyumu koyuyorum. Ve bunu yani orta yüksek derecede bir süre pişireceğim. Ondan sonra sizlerle paylaşacağım nasıl olduğunu. Elmalarım pişti. Yaklaşık bir 20 dakika kadar sürdü. Zaten içindeki suyu emince ve böyle hafif spatulanızla bastırınca ezildiğini gördüğünüz an olmuştur demektir. Şimdi ben bunu daha pürüzsüz bir hale getirmek için, daha hala çok sıcak, dumanlar çıkıyor. Böyle bir kaba alacağım. Şöyle bir el blenderim var. Bunu bu şekilde çekiyorum. Birkaç kere çektim zaten hemen püre haline geldi. Elma pürem hazır. Bunu soğuduktan sonra böyle bir cam kavanoza koyup buzdolabına bekletebilirsiniz ve tariflerinizde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tariflerimi yaparsanız benimle Revna Çakır Instagram hesabımdan paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.